Şimdi Netanyahu gittiği zaman başına nelerin geleceğini de bildiği için savaşı uzatabileceği kadar uzatmak istiyor Sayın Bunu söyleyen bir e, emekli İsrail'li general var. Onun uyarısını aktaralım. E, üstelik de bu Gazze e, komutanlarından biri eski harekat başkanı İsrail ordusunun tüm general İsrail Ziv, Netanyahu'ya sen kendi çıkarın için oradasın. E, acilen ateşkes çağrısı e, yapmalısın ve Gazze'den çıkmalısın. E, çünkü biz Gazze'de mahsur kaldık, kan kaybediyoruz diyor. Uyarısını bir aktaralım. Netanyahu'nun 6 ay önce zaferin eşiğinde olduğunu iddia etti savaş artık bitmeyecek gibi görünüyor. Savaş Netanyahu ve rejimi için siyasi istikrar kaynağı haline geldi. Netanyahu siyasi konumunu korumak ve yolsuzluk davasını geciktirmek için savaşı uzatıyor olabilir. Yoksa bu dava hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Ülke tarihinin en uzun ve en yorucu savaşında bir yıl geride kalırken İsrail sonu görünmeyen sürekli bir güvenlik krizinin içine sürüklendi. Durum düzelmedi ve çözüme giden net bir yolda bulunamadı. İsrail Gazze'de mahsur kaldı ve kan kaybetmeye devam ediyor. Şimdi e, bu tip uyarıları Çağlar Hoca'yı e, duyuyoruz e, fakat tabii ki orada da işte muhalefete yakın çeşitli gazetelerde çıkan makaleler bu uyarılar var işte galant kovacak falan gibi iddialar da var ama e, siz ne görüyorsunuz e, burada hani Lübnan'a bir cephe açıp 2006'da benim bu işim yarı kaldı. Ben buraya gireyim, buraya bir temizleyeyim. Oradan Suriye'ye bir dalayım. Hani Türkiye sınırına kadar mümkün uzanayım. E, hevesi olduğunu biliyoruz zaten. Evet. Ama e, bunu engelleyebilecek bir, e, yani Amerika bir fren yapmıyor. E, İran misilleme yapmıyor. İşte dediğimiz gibi o kulağın üzerine yandı, husiler vurdu. Ne, ne olur bu işin sonu? Şimdi şöyle e, izninizle. 31 Temmuz'da Haniye'ye e, suikast. suikast. Arkasından Fuat Şükür ve arkasından Hizbullah'ın, yaklaşık 350-400 füze atışı ve İsrail'in de karşılığında 100 kadar savaş uçağıyla şeye Güney Lübnan'a yapmış olduğu önleyici harekat dediği durum var. Ama biraz önce ismini zikretmiş olduğunuz o emekli general İsrail Ziv, İsrail ordusunun harekat mantığını ortaya da koydu bir cümlesiyle. Biz onu burada defalarca da siz de hatırlayacak olursanız bizi izleyenler için bir kez daha söyleyelim. İsrail ordusunun genel harekat konsepti kara kuvvetlerinde asla ve kata aynı anda iki cephede savaşı yapmaz. Yapmıyor. Yani e, şeydeki o e, 67 savaşı olsun diğer Yom Kipur'da baktığınızda hep orada bir şey var, kavram yanlışlığı var. Aynı anda iki cephede değil. Gidiyor bir tanesine vuruyor daha sonra diğer cepheye. Şimdi e, bunu bilen tüm general emekli Ziv şunu söylüyor. Diyor ki İsrail sadece yani biz Gazze'de çok başarılı değiliz. Yani orada Masur en basit en basit bir cepheyi bile kapatamadık. Başarılı değiliz diyor adam. Yani o çünkü bu şartlarda daha durum toparlanamazken Gazze'de hakimiyet tam olarak elde edilmemişken yani bir takım yerler kontrol edilmiş olmakla birlikte askeri manada şey zafer elde edemedikten sonra efendim yukarıya doğru Lübnan bölgesine bir cephe açması çok sakıncalı Hatırlayacak olursak bununla ilgili ta bu e, Aksa Tufanı başlangıcından işte ilk önce direniş ekseninin Hizbullah, Husiler ve Hamas üçgeni içerisindeki yoğun çatışma ortamında Galant bu tuzağa düşüyordu. Israrla Kuzey bölgesine cephe açalım, cephe açalım diyordu. Daha o zaman Gazze'ye kompakt olarak dört tugayla girilmediği bir dönemde. Sürekli oradaki birlikleri ziyaret ediyordu. Birlikleri ziyaret ediyordu. Kuzeyde Burayı bir gördük. Burayı işte Gazze'ye çeviririz de görürsünüz evet, falan. İşte taş üstünde taş bırakma falan. Bunların şöyle düşünmek lazım. Şöyle yaşayalım olayı. Eğer Kuzey'de bir cephe açarsa ne olur? Bu İsrail'in pek işine geleceğini ben değerlendirmiyorum. Birincisi de şöyle, bunun gerekçelerini de ifade edeyim. 2006'yı dediniz. Evet 2006'da girdi. Çok iyi bir dayak yedi, çıktı. 2006'nın Hizbullah'ı yok karşısında çok daha farklı, daha savunma hatlarını ya da yeraltı işte meskun mahalle varabileri konusunda daha donanımlı bir Hizbullah ve harp silah vasıtaları daha gelişmiş bir Hizbullah var. bir İran hiç karışmayacak. İran hiç karışmayacak. Bakınız dedi işte hoca. E, İran klasik cümle şeyi vardır konsepti savaşmaz, savaştırır. Görüyoruz. Yani atıyormuş gibi yapıyor, bir şey yapmıyor. Nisan'da da bunu yaşadık. Şimdi İsrail'in bu bölgeye yönelik bir hedefi var. O ta 50'lerden 60'lardan beri var. Hatta 48'de Cum İsrail devletini ilan ettiğinden beri var. O da çok iyi biliyor. Golan Tepeleri ve Güney Lübnan'da bulunan Litani Nehri, İsrail'in çok önemli su kaynağı şey potansiyeli var. Yani gözü orada. Tabii. O su kaynaklarına Tabii. ulaşmakta. Dolayısıyla şu anda sadece Hamas ve Gazze olayı ortada iken ve kesin sonuçlu bir başarı elde edilmemiş iken, askeri ve siyasi hedeflere ulaşılmamışken ve e ateşkes görüşmeleri yani o üç aşamalı ateşkes görüşmelerinde tıkanıklıklar devam ederken yeniden bir kuzeyde bir cephe açmasını düşünelim. Harekat alanı olarak ne kadar ileriye gidecek? İlerleme sınırı neresi olacak? Orada kaybedeceği unsurlar bir askeri başarı olacak mı, olmayacak mı? Mevcut durum nedir? Bunlar harp prensipleri çerçevesinde incelenir. Bu harekattan elde edilecek askeri ve siyasi hedef nedir? Sadece oraya girerim, kontrol altına alırım. Bunun uluslararası hukuk boyutu var. Her ne kadar kale almasalar da bu Lübnan bölgesinde hareketlendirme, hatırlayacak olursak bunu daha önce de yaptılar. Gazze'nin kuzeyinde, güneyinde bir hareketlendirme, bir caydırıcılık görüntüleri yapılıyor ama ciddi manada sahaya inmiyor. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın olduğu yerde Litani Nehri'ne kadar ben ilerlemesin olarak hep orayı görürüm. Litani Nehri'ne kadar 50 kilometrelik bir derinlikte öyle kolay değildir zırhlı birliklerle ve bakınız şeyde Gazze'de bile 11 kilometrelik kıyı şeridine bütün kara, hava, deniz vasıtalarıyla birlikte Vurdum bire 15, evet. bire 20'lik bir orantısız güçle e, saldırmasına ve katliam yapmasına rağmen ortada kesin bir başarı yok. yok. Ama öbür tarafa girdiği zaman çok ciddi kayıplar olacaktır. Peki neden bunu yapıyor? Bunu yapmasının tek sebebi var. Biraz önce ne dedik? E, ziv e, ne diyor? İzrail kaldık diyor. Orada kalma yani uzatmasının amacı ee, Uluslararası ceza mahkemesinde evet. savaşçusu suçlu zaten gitti takdirde kalmayacak. E, i̇çeride de yolsuzluk davaları var. var. Yani bıraktığı anda zaten hapisle karşı karşıya kalabilir. Onun için kalıyor. Bir hakikaten. düşünün ki bir devlet başkanının karaköyleri komutanı istifa ediyor Sayın Doğan. Karaköyleri komutanı istifa etti. Evet. Zaten e, Selahattin Koridoru konusunda Galantlar arasında görüş ayrılıkları var. Çok ciddi bir sendeleme var. Kendisinde itibar kaybı yaşıyor. Ee, bu son zamanlarda e, Tel Aviv'de yaşanan çok ciddi e, muhalif görseller var. Yani bu şeyin Gazze'deki katliamın durdurulması ile ilgili kendi iç kamuoyuna da yaşadığı sıkıntıları evet. var. Böyle bir ambiyansta yani iç çepenin tam anlamıyla oturtulmadığı, kendi karar verme mekanizmasıyla kompakt olarak hareket edemediği bir noktada husilerin veyahut da Hizbullah'ın yapmış olduğu füze atışlarına tıpkı 31 Temmuz'daki gibi cevap verecektir. İşte topçuyla, havanla, füzelerle ve hava kuvvetleriyle. Ama sahada manevrayla bunu burada da iddia etmiştim. Üzerinden bakın 2,5-3 ay geçti yaklaşık olarak gene bir kıpırdamadı. Nasıl İran e, yapmıyor yaptırtıyorsa İsrail de böyle bir caydırıcı hareketlerin karşısında. Bu ifade edilen Netanyahu'nun işte geleceğim edeceğim cezalandıracağım evet. cümlelerine o kadar evet. çok alıştık ki hatırlayacak olsak. Dolayısıyla o da biliyor şu anda ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini ve tıkandığı noktayı. Bir anlamda sahaya hareketi tutmak istiyor. Bir anlamda Amerika desteğinin kesilmemesi noktasında e, şeyleri de var. Bak devam edeceğim. Bana mühimmat gönderin, malzeme gönderin noktasında o akışı da, lojistik akışı da sıcak tutmak istiyor ama Lübnan'a kesin sonuçlu bir manevra unsurlarıyla girebileceği olasılığını ben e, çok düşük görüyorum.